to see me winning, so they wanna fuck me. Kanka gayet iyi, zengin parası fakirin çenesini yorarmış astas. Ya estağfurullah oğlum, zenginlikle ne alakası var? Eminim yani çok daha ekipmanlar kullananlar vardır aranızda arkadaşlar. Benim RTX 2060'ım var yani. i5'im var benim, evet. Senin mikrofonun ne renk? Andrew Tate diyordu ya, senin Bugatti'nin ne renk diye. What color is your Bugatti? Sizin Bugatti'niz hangi renk bakayım bir? Sizin Game Power'ınız hangi renk falan? Abi ne ilk vuruş girdin? İlk vuran kazanır diye kardeşim. Abdullah. Yasuo ne buff aldı? E'si mi buff aldı arkadaşlar? Keşke banlasaydın Yasuo'yu. Ne bileyim, Akali banlıyorum, Yasuo geliyor. Yasuo banlıyorum, Akali geliyor. Bro, ben ne yapayım? E'si 5'e kadar stackleniyor. Ne demek bu yani? Neyin stack'i bu? Aa, first strike'ı ben vurdum. Yasuo oynayanın kendisine saygısı yoktur. Yok lan, eğlenceli şar. Ama WQ'da hasar yemiyor işte. Oo, güzel hareket. Çok iyi oynuyor arkadaşlar. Abi neyse, eğlenceli ya. Niye oğlum TR'de? Bence Türklerin oynadığı şarların birçoğu zevkli ya. Vayne, Zed, Yasuo. Bence yani bizim insanımız biraz şeye takılıyor böyle. Eğlenceli çara. Biraz keyfine düşün ya bizim insanımız. Yabancılar öyle değil. Çok mesela tercih etmiyor. Lars mı bu mu abi? Lars parçalar oğlum bu Yasuo'yu. Ne alaka bu? Bu Yasuo kimmiş? Lars'ın yanında. Bence Lars minyonlardan daha hızlı kayıyor. Yasuo da ama genel olarak bir böyle şey var ya. Son 2-3 gündür karşıma Yasuo gelince çok böyle güçlü gibi geliyor bana niyeyse. Ama Yasuo'yu asıl güçlü, early game'de güçlü yapan şeylerden birisi letal tempo bence. Early'sini acayip güçlü kılıyor. Çok fena oluyor yani, böyle çok yüksek atak speed almış gibi oluyor Yasuo'lar. Adam böyle taramalı tüfek gibi auto atak atıyor 2 levelde, 3 levelde, 4 levelde. Hiç fark etmez yani. Hani Yasuo'yla o yüzden early game'de trade'e girseniz kazanamazsınız. Bence Yasuo ileriye karşı bile 2-3 levelde lane kazanabilir diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yone bence Yasuo'dan daha iyi. Bence Yasuo'nun early game'i çok daha güçlü şu an. Early game için konuşalım kanka. Yasuo derim ben. Net Yasuo yani. Yine Yone derdim. Yine ben Yasuo derdim kanka, mümkün değil. Çok iyi lan. Velvet geldi ya bir an, dedim aha sıçtık dedim içimden kanka. Ama adamlar sıçtı. Ben gitmeyeyim ya oraya. Gençler, Velvet için çok mu uğraşıyorsunuz? Bravo. Oğlum Thresh, bravo ya. Güzel oynayan Thresh'ler gerçekten kanser oluyor. Adam havada öldü. Aynen ha, tam böyle ucundan tutturdu Q'yu Yasuo'ya. Samuray Jack'i cezalandırdık arkadaşlar yalandan. Hadi bakayım. Müzik sesi nasıl arkadaşlar? Editör laf eder mi bize bu müzik sesiyle acaba? Mikrofonu niye bize gibi koydun kanka? Kanka podcastçiler gibi gözüküyor. Ya bu Bey Yusuf'un fikriydi. Ama hoşuma gitti benim de. Yani böyle profesyonel duruyor. Podcast, YouTube kanalı böyle. Hani böyle sohbet muhabbet yapıyormuşuz gibi oluyor yani. Duyulmuyor ki hangi müzik diyor. Yani bence e-sporcu olmayan birisine şampiyon muhabbeti yapmak yıkıklık. Tabii bu arkadaş şakasını yapıyordur belki. Yanlış anla dostum, senin için demiyorum. Yıllar önce bu muhabbet çok vardı ya. Abi e-sporcu olursun tabii ki. Laf yapar insanlar. Ama artık beni adamlar şey için izliyor bro. Hani izlediğim için de izlemiyor gerçekten. Birçok insan burada eminim ki %70'i muhabbete, sohbete falan geliyordur. Gerçekten artık ben bunu hissediyorum yani. O yüzden benim için muhabbet daha ön planda oluyor çoğu zaman. Sıkıldılar abi League of Legends'a. İnsanlara ne gösterebilirsin ki daha? Millet muhabbete geliyor vallahi. Yani bir tane kanal var ya, Beyaz Kurt muydu YouTube kanalı var. Sohbet ediyor, arkada oyun oynuyor. Yani oyun var bir tane böyle, ilerliyor falan. Ay bizimki de o yayın yani. O misal. Ha, gameplaylerimiz de güzeldir ha yani. Kanka bir göbek koysam var ya, kesmiştik ha Gragas. Oyunu kaydedip sonra ses ekliyor. Biz onun canlı yayın versiyonuyuz işte, öyle diyelim o zaman. Oğlum sen nesin ya? Ananı s**eyim, adam ölmedi. Abi inanamıyorum ya. Bir
Cana kesti. Güzel. En kötü değil. Chat, en son sinemaya ne zaman gittiniz? Ben uzun zaman önce gittim. Siz ne zaman gittiğinizi merak ediyorum açıkçası. Sinema sanki eskiden daha güzeldi değil mi Yusuf? Pahalandı. Mı geldi bu soru? Bu soru bilmiyorum. Nereden çıktı? Öyle aklıma geldi kanka. Şeydi ya, acaba pahalandı değil mi, insanlar genel olarak gitmek çok istemiyor? Çok haline oldu ve evet, çok aşırı pahalandı. Aynen. Eskiden hani genelde artık... hani ilk date'lerde falan şeylerde, buluşmalarda arkadaşlar ne yapsak, sinemaya mı gitsek? Yok hani abi, otursam ne konuşacağım? Muhabbeti vardı ya hani böyle artık. Ortaokul dönemlerinde. Hani sinemaya gidelim o zaman. Aslında ne kadar komediymiş. Aslında ilk buluşmada sohbet etmek daha mantıklı. Evet, bildiniz mi o şeyi? Tribi? Hani şimdi ne konuşabiliriz ki? Bir anda konu biter falan, sinemaya gidelim o yüzden. Vay be. 2010'lular ne anlatıyor bu diyor. 1998-99-2000'li. 95'liler bile olabilir. Gözleri yaşlı. 2010'lu var mı? 2010'lu. Bron kaç yaşında oluyor? 13 yaş. Oha oğlum. Var mıdır lan? Aslında vardır ha. Oğlum ileride çok üzüleceğiz chat. Düşünsene adam 2010'lu 25 yaşında. Sen 35 olmuşsun falan böyle. Vay be. Peki Manita'yla bir aksiyon filmine gitmediniz mi arkadaşlar? Adama ulti attım. Yasuo aldı. Yasuo diyorum. 95'liyim, gittikçe üzülüyoruz Aziz. İkiler daha güzeldi değil mi? İrelia çok ezik gibi oynuyor diyecektim. Adam 0-4'müş. Riven parçalamış onu. Üf, Hidralı Riven. Hidralı Olaf. Hidralı Riven. Hidralı... Başka ne olabilir? Yani dövüşlü çarlardan bahsedeceğim aslında kanka ama. Koyayım ben neyden hasar yedim bu kadar kanka? İki tane it yedim mi ben? Bravo. Aybet ya, Ziggs'e ne kadar çok gereksiz bir kill verdim. Ne kadar kötü bir oyuncuyum. Ne kadar vurdu kule. Kuleden 2 hit yemişim ben bu arada ya. Ya da buraya erken kullanmayacaktım. Jana'ya bir böyle bir coin flip deneyeyim dedim. Yazı tura attık. Mikrofon çok komik duruyor. Oğlum ben niye böyle mikrofon standartlarını veriyorsun? Kanka bence güzel bak. Bence güzel. Oğlum dur lan. Oğlum bir dakika, ben 649'da aldım. Borç yemedim değil mi? Yok, çıkmadım Beyzan. Heh, o yüzden yemedim. Tamam. Beyzden çıkarsan yersin. Ooo, Game Power Kairuz'unuz yurt içi kargo dağıtıma çıkmıştır diyor. Yok aynen, yeni çıkmış da Ankara'dan falan çıktı herhalde bu. Birkaç güne gelir inşallah, yarın gelir. Tabi orada Game Power yazmıyor arkadaşlar, ince hesap yazıyor. Ben onu çevirdim öyle bir, dedim ki. Ya başka bir şeyse? Ya başka ne olabilir kanka? Devam. Kanka bu çocuk 0-4 oynuyor dedim, bunu teklerim dedim. Yine direndi pezemek. Aha bir Jinx ultisi, asist geldi mi? Aaa. Los. Ya şu plate'i istiyorum ama. Aldım. Kanka asist ver bari ya, her şeyi sen aldın ya. Çaldın kill'imi. First Strike iyi ha. Valla First Strike'ı sevdim. Şu an hangi ürünle oynadığımı unutuyorum bile. Ama hoşuma gidiyor, ürünlerde böyle bir gelişme var hani. Flash şey erken geliyor. Aa oğlum ya, Yasuo'ya 4 tane plate ver daha o Herald. Geldik yoktunuz diyebilir miyiz arkadaşlar? Yurt çıkar bu. O Aras kargo ya. Ha ödeştik. Benle ödeştik diyebilir miyiz? Kanka en sevdiğin kargo bu arada hangisi? Yeni kargolar çıktı kanka. Sendeo bir de şey var. Kargo... Bizim kargo mu ne var? Yeni kargo firmaları çıktı. Sizin o şehrinizde var mı arkadaşlar yaşadığınız yerlerde? Ben birkaç tane şey sipariş ettim. Yeni kargo firmalarıyla falan geliyor. Özellikle Sendo'nun bu kişiler çok ilgili böyle. Sendo... O da bilmiyorum, ben yeni öğrendim. Belki önceden de vardır ama. Yani benim haberim yok ama Amazon çok iyi aynen. Amazon'un kargo firması kendininki mi? Evet oğlum. Ya kendininki değil aslında da. Amazon Prime mi oluyor yani? İsmi ne oluyor aslında? Yok ya, ismi Prime değil de bir ismi vardı. Bir şirkette çalışıyorlar ama çok hızlılar, acayip hızlılar. Aras kargo. Allah cezalarını vermesin ya onların, ben çok mağdurum onlardan. Şikayet var hemen yaz kanka. Ne gerek var kanka? Adamlar oraya bakar mı zannetmiyorum. Sen niye freshten eve tıkladın ki? O ne bileyim, atınca hoşuma gitti böyle. Keşke flash atsaydım ya, değil mi? Outplay etmiştim. Allah Allah. Bombanın ikisi gitti, çoğu gitti.
Alet kendime klavye alacağım da ince hesaptan indirim kodu oluyor mu? Sadece Game Power ekipmanlarında oluyor Kaspiyancığım, bilgin olsun. Yani bütçen çok yüksek değilse, uygun fiyatlı bir şey almak istiyorsan tavsiye ederim açıkçası. Ben mesela şu an bir klavye alacak olsam, 2 milyar bütçem olsa asla vermem onu. Giderim 700-800 real güzel bir şey alırım. Ya biraz League of Legends oyuncusu olduğum için belki böyle düşünüyor olabilirim. Ya bence arkadaşlar ping çok önemli ya. Oynadığınız oyunda bence ping refleksi en çok etkileyen şey oluyor aslında bakacak olursan, değil mi Yusuf? Hani böyle çok dandik bir ekipman olmadıktan sonra kaliteli orta seviye Yani çok LoL böyle... için ben zannetmiyorum ya. Kanka bence LoL için klavye mouse'tan çok daha önce gelen bir şey var, ping ya. Ya ping bir de klavyeden çok mouse önemli ya bir tık. Yani. Hani ama klavyenin de insan güzel durmasını ister mesela. 700-800 Yani lira ya verse illa ki. koymaz. Ha adamın bütçesi vardır, 3 milyarla klavye alır arkadaşlar. Tabii ki Game Power klavyesinden daha iyi olur. Kaliteli olur. Arada çünkü 2-3 kat fiyat farkı var. Oğlum bu Irelia çok gariban oynuyor lan. Ah, bana gelecek sandım kill. Hadi önerdiğin daha farklı bir oyun var mı? Va balon patlatan maymunu tavsiye edebilirim sana. Kanka benden bu kadar çıkıyor, başka çıkmıyor için. Benim oyunlarımda da oyunda da OTP'yim ben, LoL'den başka oyun bilmiyorum. Bir ara Ve şey vardı ya. Ne oynuyordun? Far Cry mı oynuyordun? Far Cry'ı çok severim. Far Cry kanka müthiş bir oyun. Yani şu an ölsem Allah sorsa dese ki en sevdiğin ilk 3 oyunu say dese Knight Online derdim. Far Cry derdim, 3. League of Legends derdim muhtemelen. Hani Bunu da hani niye ölüyorsun ben onu anlamadım. Örnek veriyorum ya. Harbiden bu nasıl örnek? Bundan sonra ne yapayım ben de bilmiyorum kanka. Böyle açıklayayım dedim insanlara anlasınlar Yani diye. şu anlık olarak da onu anlatmak Aynen istedim şu anlık olarak. Hani mesela 30'da olsa Allah korusun bir şey, o zaman fikrim değişebilir. Ben böyle hayatımda örnek duymadım diyor kanka. ben de duymadım. Şok oldum zaten duyduğumda. Teşekkürler, güzelmiş, evet diyor. Eyvallah. League of Legends yapımcıları şimdi CEO'ları League of Legends tasarladığı için şimdi League of Legends oyuncuları çok küfür ediyor, günaha giriyor. Günah onlara da yazılıyor mudur? Yani böyle de bir aslında soru sorsam ne cevap vereceğinizi bilemezsiniz. Ya ben de bilmiyorum. Aslında akşamları Ramazan ya. ATV'de bir tane adam çıkıyor, onu sorsak. Hadi şimdi sik git canına. Kim lan ATV'de? Nihat Atipoğlu. Ha. Yani niyet önemli. Ney, Nihat mı önemli? Niyet. Ha. Şey, oğlum. Şey sizin kötü geliyor ha Yusuf. Şey B Yusuf yayıncı olsa izlerim diyenler bir, izlemem diyenler iki yazabilir mi? Bir sayımızı öğrenelim. Evelyn oynuyor bu arada. Evelyn en iyi oynadığı çar Evelyn. Başka çar bilmiyor. bir, Hangisinde bir, biri bir hangisine hangisi giremişim? birdi kanka onu soracağım. Ben de unuttum yine. Ya ben bile Hangisi unuttum. birdi? Bu arada İzlenir ya. Ben Bey Yusuf'u izlerdim valla. YouTube'da bir videosu var. 2015'te atmış. Aboneyim yani. Abi o video çok iyi. Yeni video gelecek yolda. Yeni videolar yakında yüklenecek dedi. 4 yıl geçti a**ın üzerinden. Ya biraz uzun sürüyor ya çıkması. Ya tabi bir yayıncıyı direkt böyle koşulsuz izlemek saçma tabi. İzlersin, bakarsın işte konuşması, muhabbeti, gameplay'i, kültür seviyesi hepsini böyle bir halkalarsın. Sana uyuyorsa izlersin şimdi arkadaşlar. Tabi bu soru biraz troll oldu ama. Hani bakarsın mikrofona dandik mi? İzleme ama. Böyle bazı manyaklar da var. Bakıyor mikrofonu kötü Abi tak bak. izlemiyor. Mesela Bey Ya Yusuf o yüzden bir Razer şu ya da an Rodent'i düşünüyor. eksi yedik yani direkt. Kanka alacaksın ama niye eksi yiyorsun ki? Kardeşim alırım game power'ımı. Koyayım bu ne kanka? Bu ne kanka? Dedim ki bir şeyler yaparım. İkisi de 20 kere ölmüş. Averler dedim, ha 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 dedim içimden. Adamlar tek attı bana. İkisinde hasar atması var bu arada haberin olsun. Değil mi? İkisini Evet. anasını sikeyim o zaman bunlar kim tasarladıysa. Oha kanka chat bu ne diyor? Böyle saçma çarlar olamaz. İkisi de bu arada yetenek gerektirmeyen çok basit çarlar. Şimdi Char'ın anası mı yoksa Char'ı tasarlayanın anası mı? Hangisi? Çarın anası yok ki. Hikayede vardır belki. Vardır ya. İonya'da vardır. Bu arada ben hiç oyuna fokus değilim artık. Bir oyuna fokus olalım ya. Sabahtan beri muhabbet ediyoruz chat. Ses olsun. Hasar azaltma çok bozuk değil mi ya Irelia'nın?
Hem İrelia'nın hem de Belveth'in. Belveth'inki daha bozuk bence. O şey zaten, o garip bir yaratığa maratığa dönüşüyor hasar azaltınca da. Bir de hasar vuruyor kanka. Hadi ZX Smurf'le B. Yusuf kötünük de kanka, hırsız Meto ne ya? Andrik hırsız yani. Bence daha iyi, bence daha iyi. Hırsız Meto yine 4.99. Bir şey de yazmıyor adam ha. Çok gizemli yani. Eyvallah Meto. Teşekkür ederim. Bana ulaşması gerekiyor değil mi? Instagram hesabını açması için. Eski mi? Ya Mikael'cim o açılmıyor ki ya. Onunla alakalı bir ticket da denedik. Birçok kişi denedi yani. 1 milyon takipçisi olan takipçilerim, izleyicilerim de açmaya çalıştı. Olmadı ama. Lan düzelmiş. Aynen Kerem'im düzeldi ya. Bizi side push'lasak daha iyi olmaz mı ya? Of kanka ne kadar vurdum, ne kadar vurdum ekstra? Adama. Oğlum bir şey diyeceğim, first strike çok iyi ya. Ben first strike oynayacağım bundan sonra. Bir haftada birbirini değiştiriyorum. Anlamıyoruz biz de. Ama kanka güçlü ha, sana söyleyeyim yani. Kanka ben bu Janna'ya çok tilt oldum ya. Oyun bitti. Oldu. Kim shutdown verdi? Uyuyuyuyu trash. Gitmiyor mu oyun? Ya sen çok kaşınıyorsun sen. Jana sen First Strike'ın var mı? Bir şey deneyeceğim. Tamam denemeyelim. Bunu sipariş ediyorum. Yani sana yapamazsın demiyorum. Mesela ben Instagram'a hesabım için ticket atmaya çalışınca şu an hesabımın içine yazıyorum. Böyle bir hesap yok diyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani datadan falan da silinmiş gibi sanki Instagram. Kanka bu ne lan? Zixten tek yedim. Oyun sesi çok mu? Oha ben neyden hasar yedim? Üf. Pentam'ı çaldırı ben, görüyor musunuz? Reportlayacağım. 9 disteyim diyor. Support, diff ve trash. Nice hooks. Every hook hit. Mikael açarsa ne gülerim. Mikael'in açıp beni göt etmesi yok mu arkadaşlar? Bana çok hoşuma gider. Mikael hayatımda çok hoşuma gider yani. Çok hoş, göt oldum, çok hoşuma gitti derim hep ömür boyu. Bir O rapor geri sorumluluk.